Merhaba arkadaşlar. Bugün bostan kebabı yapıyorum. Diğer adıyla saksı kebabı. 3 adet patlıcanım var. Bunları soymaya başlamadan önce etimi ocağa koyup onun önden pişmesini sağlayacağım. Burada 600 gram etim var. Öncelikle etimi pişirmekle işe başlıyorum. Etin yağlarını şöyle önden tavama alıyorum. Bunları eritiyorum. Yağlar erimeye başladı. Hemen bunları içinden çıkarıyorum. Ve etimi ekliyorum. Etim dana kuşbaşıydı. Ben onu biraz daha küçülttüm. Et böyle sulanmaya başlayınca hemen kapağını kapatıyorum. Ocağımı kısık ateşe alıyorum ve yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Et pişerken ben de patlıcanları hazırlıyorum. Patlıcanlarımı şöyle alacalı soyuyorum. Ve ortadan ikiye bölüp tepsime diziyorum. Tepsime önceden böyle yağlı kağıt serdim ve hazırladığım patlıcanları içine diziyorum. Tepsiye dizdiğim patlıcanları şimdi zeytinyağı ile yağlıyorum. Ve patlıcanları önceden ısıttım. 200 derece fırına veriyorum. Şimdi de şöyle 6-7 adet küçük ince kıl biberim var. 2 adet soğan, 4 diş sarımsak ve 5 adet domates. Bunları küp küp doğruyorum. Bütün malzemelerimi hazırladım. Şimdi ocağımın başına geçiyorum. Etler suyunu verip tekrar iyice çekmiş. Kendi yağının içinde iyice kavrulmuş. Şimdi ocağımın altını iyice açıyorum ve içine yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Ve doğradığım soğanları da ekleyip iyice karıştırıyorum. Soğanlar biraz pişince içine sarımsakları ekliyorum. Çünkü sarımsaklar çok çabuk piştiği için içinde yanmasın diye soğan piştikten sonra ekledim. Onun da üzerine biberleri ekliyorum. Şöyle biberlerin rengi dönene kadar pişiriyorum. Biberler de biraz pişip böyle rengi döndükten sonra içine bir yemek kaşığı domates biber karışımı salça ekliyorum. Salçanın da böyle iyice rengi çıktıktan sonra kabuklarını soyup küp küp doğradığım domatesleri ekliyorum. İçine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Kapağını da kapatıp şöyle en az 5 dakikada bu şekilde pişmesini bekliyorum. 5 dakikanın sonunda şöyle kapağını açıyorum. İçine 2 su bardağı kaynar su ekliyorum. Sosumun kapağını kapattım. Yaklaşık yarım saat bu şekilde orta kısıkta pişiriyorum. Pişen patlıcanları fırından aldım. Çatalla kontrol ettim. Hepsi gayet güzel pişmiş. Şimdi etlerin pişmesini bekliyorum. Daha sıcakken pişen patlıcanların ortasını böyle çatalla eziyorum. Evet arkadaşlar, yarım saat doldu. Şimdi böyle tavamın kapağını açıyorum. İçine bir çay kaşığı reyhan, bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon ve karabiber. Bunları da ekliyorum. Baharatları tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kontrol ettim. Etler tamamen pişmiş. Artık ocağımı kapatıyorum. Şöyle kapağını da kapatıp birazcık dinlendiriyorum. Artık sosumu patlıcanlara yerleştiriyorum.
Sosumun hepsini patlıcanların içine böyle tepeli olacak şekilde yerleştirdim. Bu etlerin hemen böyle fırının sıcağıyla yanmaması için üzerlerine birer dilim domates koyuyorum. Ve önceden ısıttığım 200 derece fırına veriyorum. Yemeğim pişti. Önceden ısıttığım 200 derece fırında yarım saat tuttum. Suyu kaynamaya başladı. Domatesler de pişti ve hemen fırından aldım. Gerçekten çok güzel bir yemek. Şöyle bostan patlıcanıyla yapılabilecek en güzel yemek. Tam mevsimi, patlıcanların bol olduğu bu dönemde herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet, şifa olsun.